Herkese merhaba, Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bugünkü dersimizde yabancılar için Türkçe B1 serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde haber vermek için kullandığımız Türkçe ifadelerden bahsedeceğiz. Kesinlikle zor bir ders değil. Hazırsanız başlayalım. İlk ifademiz, haberin var mı? Evet, soruyorum. Haberin var mı? Diye sordum. Örneğimize bakalım. Örnek. Haberin var mı? Ayşe üniversiteyi kazanmış. Evet, soruyorum karşı tarafa, haberi var mı yok mu? Ona göre. Bilmiyorsa hemen bu güzel haberi vereceğim. Haberin var mı? Ayşe üniversiteyi kazanmış. İkinci ifademize geçiyorum. Sana harika bir haberim var. Tekrar ediyorum. Sana harika bir haberim var. Peki örneğimize bakalım. Sana harika bir haberim var. Yıllardır hayal ettiğin evi satın alıyoruz. Bu çok güzel bir haber değil mi? Tekrar söyleyelim. Sana harika bir haberim var. Yıllardır hayal ettiğin evi satın alıyoruz. Fotoğrafta da görebilirsiniz. Bir ev fotoğrafı var. Devam ediyoruz. Üçüncü ifademizde. Haberin olsun. Haberin olsun. Örneğimize bakalım. Haberin olsun. Sınavda 4. üniteye kadar sorumluyuz. Haberim yok diyelim ki bir arkadaşım bana söylüyor. Haberin olsun Feyza. Sınavda 4. üniteye kadar sorumluyuz. Bir diğer ifademiz, nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Demek ki kötü bir haber vereceğim. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Örneğimize bakalım. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ali'nin babası trafik kazası geçirmiş. Tekrar, nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ali'nin babası trafik kazası geçirmiş. Bir diğer ifademiz, sana bir iyi, bir kötü haberim var. Sana bir iyi, bir kötü haberim var. Şimdi örneğimize bakalım. Sana bir iyi, bir kötü haberim var. Bugün İşten erken çıkmayacağız. Bu kötü haber. Türkler genellikle ilk olarak kötü haberi verir. Daha sonra ancak yarın izinliyiz. Bugün çalışacağız. Geç saatlere kadar çalışacağız. Bu kötü bir haber. Ama yarın izinliyiz. Yani çalışmayacağız. Bir diğer ifadeye bakalım. Haberin yok mu? Haberin yok mu? Diye soruyorum. Haberin yok mu? Sınav saat 10'da başlayacakmış. Tekrar. Haberin yok mu? Sınav saat 10'da başlayacakmış. Bir diğerine geçiyorum. Duydun mu? Duydun mu? Örneğimize bakalım. Duydun mu? Bir ayda bu projeyi tamamlamamız gerekiyormuş. Senin haberin var mı yani bu durumdan? Duydun mu? Bir ayda bu projeyi tamamlamamız gerekiyormuş. Bir diğer ifademiz, gözünüz aydın. Evet, güzel bir haber aldığımızda gözünüz aydın diyoruz. Güzel bir haber vereceksek ya da bir bebek doğduysa ne diyoruz? Gözünüz aydın, Allah anneli babalı büyütsün ya da analı babalı büyütsün deniyor genellikle diyebiliriz. Bir diğer ifademiz, sıkı dur, sana bir şey söyleyeceğim. Sıkı dur,
Sana bir şey söyleyeceğim. Sıkı dur. Sana bir şey söyleyeceğim. Sıkı dur. Sana bir şey söyleyeceğim. Babam ve annem boşanmaktan vazgeçmiş. Bu demek ki güzel bir haber. Değil mi? Sıkı dur. Sana bir şey söyleyeceğim. Annem ve babam boşanmaktan vazgeçmiş. Bir diğer ifademiz, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. İş başvurusunda bulunduğum şirket bana mail atmış. Yarın beni görüşmeye davet ettiler. Evet, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim dedi ve daha sonra anlattı. Hazır mısın? Sana inanılmaz bir haberim var. Evet, hazır mısın? Sana inanılmaz bir haberim var. Devam edelim. Yüksek lisans başvurum kabul edilmiş. Bu çok güzel bir haber. Ne dedik? Hazır mısın? Sana inanılmaz bir haberim var. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kal.